İşsizlik çok önemli bir ekonomik sorun olduğu kadar büyük bir sosyal yaradır. Ve mutlaka ve mutlaka açık bir şekilde işsizlikle mücadele zarureti vardır. Bugün 6 milyona yakın işsizimizin %21'i genç işsiz. Yani 15 ile 24 yaş grubunda olan, büyük çoğunluğu üniversite eğitimi almış, hatta ve yüksek lisans programlarına katılan, ama bazıları var ya üniversite sınavlarında başarı gösterememiş veya ailesinin sosyal ve ekonomik sıkıntısından dolayı okutamamanın rahatsızlığını hisseden gençlerimiz bugün büyük bir çoğunlukla işsizdir. Genç işsiz çalışma çağında olup çalışmada cari ücrete rıza gösteren, yani onun da asgari ücret olduğunun şuuruyla rıza gösteren fakat bir türlü çalışma ortamı bulamayan kardeşlerimiz, evlatlarımız işsizdir. Bir başka işsiz grup daha oluşmuştur. O da yıllardır iş aramasına rağmen kalıcı ve sürekli bir iş sahibi olamamanın ezikliği içerisinde bulunan ve umudunu kaybetmiş aziz vatandaşlarımız vardır. Bunlar gündelik yevmiyelerle evde aş bekleyen çocuklarına hizmet etmenin, babalık görevini yerine getirmenin gayret içerisinde oluyor. Geliyor buradaki bir esnaf kardeşimize, bir yevmiyelik iş var mı? Veya bir inşaata gidiyor, 2-3 gün amelelik yapabilir miyim diyor. Bulabildiği işle geçinebiliyor. Bir üçüncü grup daha vardır ki, o da sosyal ve ekonomik sıkıntıdan dolayı, özellikle esnafların kapattığı devren satılık veya kiralıktır deyip fiziği ve sermayesini birlikte gayret içerisine alıp ama siftah yapamadan maliyeti karşılamayan sebebiyle dükkanını kapatmak durumunda olan, böylelikle işsiz olan veya yanında çalıştırdığı çırak ve tezgahları işten çıkartmaya mecbur kalan veya yollarda gördüğümüz gibi artık kapatmak istiyoruz diyerek işçileri tasfiye eden, böylelikle işsiz kalan insanlarımız var. Bunun yanında bir de yoksulluğu dikkate alırsanız ki nüfusumuzun %18.08'i yoksuldur. Yani bir başka anlamla 13 milyon insanımız yoksulluk ve açlık sınırının altındadır. Özellikle açlık sınırında insanlarımızın sayısı artmaktadır. Yani 4 kişilik bir aile sağlıklı beslenebilmek için gerekli mutfak masraflarını karşılayabilecek bir gelir seviyesine sahip değilse o evde aş pişmiyor demektir. Ve açlık sınırının altında kalan milyonlarca insanımız bulunuyor demektir. Ve bunların yanında zor şartlarda hayatını devam ettirirken belli oranlarda ısınamayan, yeni giysi alamayan, çocuklarına daha sağlıklı bir eğitim ve hizmet sunamayan ve bunların sıkıntısını yaşayan insanlarımız var. Demek ki bir tarafta işsizlik, bir tarafta yoksulluk, birleştiği vakit çok daha büyük bir sorun karşımıza çıkıyor. O da göç olayıdır değerli vatandaşlarım. Bugün ülkemizde işsizliği veya yoksulluğu çözemeyen siyasi iktidarlar bu başarısızlıkları ve beceriksizlikleri sonrası halk kendi iradesiyle bir çözüm bulmaya çalışıyor. Anne babasıyla görüşüyor. Köylüm diyor, akrabam diyor. İşte büyük şehire gitti. Ele ekmek tutanlar var. Acaba onların yanına varsam bana yardımcı olabilirler mi diyerek müsaade istiyor ve genç yaşta büyük şehirlere doğru yöneliyor. Bu Ankara oluyor, İzmir oluyor, İstanbul oluyor. Ama büyük şehirler
her zaman televizyonlarda gördüğünüz gibi cazibe merkezi şehirler değil, karanlık dehlizleri olan, arka sokaklarında insanların kaybolduğu büyük bir sosyal tehlikeyi de içeren şehirlerdir. Dolayısıyla göçle İstanbul'a veya İzmir'e veya Ankara'ya gelip beklentilerine karşılık bulamayanlar öfkeleniyor, hayat şartlarını dikkate alıyor, evine tekrar dönemiyor ve orada suç eğilimlerine katılıyor. Kimisi soygun, kimisi gasp, kimisi yaralamalara katılarak cezaevlerine gitmek durumunda kalıyor. Veya o karanlık sokaklarda her türlü kötü alışkanlığa giriyor ve böylelikle gençliğini heder eden, tinercilikten tutun başka sorumluluklar altında ezilmiş bir gençlik kesimi ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda diğer yönden sosyal huzuru da bozuyor. Ve Türkiye'de aileler çözülüyor, geçim darlığı bunun temel sebebi oluyor ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetler artıyor. Değerli vatandaşlarım, 52 tane sığınma evi var, kadın sığınma evi var. Bunların kapasitesi 1250 civarında olduğu söyleniyor. Ama buralara genç yaşta gelip iki çocuğuyla gelen genç kadınlarımız sığınma evindeki doluluktan dolayı giremeyince sokakta kalıyor. Bazıları çok özel bir istisna olarak ailesine yöneldiği vakit ailesi onu sıcaklıkla karşılayabiliyor. Ama bazı da çok yanlış bir uygulama olarak katı davranışlar görünce bu defa sosyal şiddet artıyor ve bugün için 300'e yakın kadınımız şiddete maruz kalarak katledilmiş durumda. Ya otobanların 150-200 kilometre ötesinde parçalanarak terk edilmiş veya ormanlara bırakılmış kadın cesetleriyle ülkemiz son yıllarda karşı karşıya kalıyor. O zaman Türkiye'nin bu manzaralarına baktığınızda Türkiye'yi huzurlu kabul edebilir miyiz? Türkiye'yi 9 yıllık AKP iktidarını başarılı görüp 3. defa bu ülkeyi emanet edebilir miyiz? Bu açık ise o zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oyla tekrar meclise gelmesi söz konusu olmamalı. Bu milli irade öyle tecelli etmeli ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tek başına iktidara taşıyan o muhterem insanlar, AKP'ye oy veren insanlar şimdi demeli ki ne oluyoruz? Türkiye nereye gidiyor? Benim halim belli, komşumun hali belli ama partimi yönetenlere bakıyorum. Dün hiçbir imkanı olmayanlar bugün servet sahibi olmuşlar. Rant ekonomisiyle besleniyorlar, palazlanıyorlar. Yeter ki bir milletvekilinin yakını ol, bir partinin üst yöneticisi ol veya bir bakan ol. Onun evlatları, hanedanları bir eli yağda, bir eli bağda, güllük gülistanlık içerisinde hayatlarını devam ettirirken AKP döneminde yeni servetler türüyor ve bir mutlu azınlık ortaya çıkıyor. Ama öbür tarafta da yoksulluk içerisinde kıvranan, gittikçe de çoğalan ve sadaka ekonomisine mahkum bırakılan yığınlar, insanlar ortaya çıkıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Öyleyse biraz dur demek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni uyarmak lazım. Bu görev kime düşer? Önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek vererek beklentilerini bulamayan ülkenin karşı karşıya kaldığı sıkıntıdan da büyük rahatsızlık duyan Adalet ve Kalkınma Partililere düşüyor. Onlar bir öncelik yapmaları, bir önderlik yapmaları ya Adalet ve Kalkınma Partisi'ne diyecekler kendinize çeki düzen verin ama iki dönemde gördüklerimizde üçüncü dönemde de aynı şeyi yapma ihtimaliniz yüksektir. Öyleyse bu defa iktidar değil
belki muhalefet, belki de parlamentonun dışında kalabilmelisiniz demeliler. Ve nitekim de bakmayın bu kamuoyu araştırmalarına. Bu millet öyle sessiz, öyle sağduyulu beklenti içerisindedir ki bugün kamuoyu araştırmaları kamuoyu oluşturmaya yöneliktir. Hem işsizlik olacak, hem yoksulluk olacak, hem terör dört nala gidecek, asayişsizlik başını almış Türkiye'yi saracak. Ondan sonra da vatandaşa soracaksınız. Pazar günü seçim olsa kime oy verirsiniz? Efendim Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar tek başına iktidara geliyor. Böyle şey olabilir mi? Bunu kabul etmek mümkün müdür? O zaman bir şey söylememiz lazım. Abbas yolcudur diyelim ve 12 Haziran'da bir karar verelim. Değerli vatandaşlar. İşte muhterem vatandaşlarım, 12 Haziran seçimlerinde önünüze bir fırsat doğuyor. Bugünkü iktidarda ısrarcı olmak, ülkenin milli menfaatleri açısından, sizin menfaatleriniz açısından doğru olmayacaktır. Bu iktidarın yapacağı bir şey kalmamıştır. Bu iktidar tükenmiştir. Bu iktidar bitmiştir ve son çırpınışlarıdır. 9 yılda yapamadıklarını şimdi kalkmışlar 4 yılda yapma vaadiyle milletin huzuruna çıkıyorlar. Bunun teminatı kimdir? Recep Tayyip Erdoğan ise çıraklıkta kalmış, kalfa olamamış, şimdi ustalığa heveslenmiş. Çırak ve kalfadan umudunuzu kesenlere ustalık verir misiniz? Şuradaki bir berber kardeşim çırak olarak yerini almış. Oğlum her gün bak elime diyor. Nasıl makas kullanılır? Nasıl usturayla tıraş edilir? Bakıyor bakıyor. Sonra bir deneme yapıyor. Bir gelen müşterisine diyor ki şunu bir tıraş et bakalım. Bakıyor ki olmuyor. Ona yol veriyor. Biraz eli tutarsa kalfa yapıyor. Ama ustalığı verirken çok titiz oluyor. Çünkü ustalık onun bağımsız bir dükkan açmasına da vesile olacak. E Türkiye'de bağımsız bir ülke mi kaldı ki buna tekrar ruhsat verelim? Onun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. dönemi olmamalıdır. İşte Milliyetçi Hareket Partisi 9 yıllık tahribatı onarmak ve Türkiye'yi toparlamak istiyor. İşsizlikte kesin bir mücadele için istihdam dostu, insan odaklı bir üretim ekonomisiyle Türkiye'de %7 kalkınma hızı ve yılda 700 bin gencimize iş bulabilecek bir ekonomik programı ortaya koyuyor. Öte yandan paket uygulamasıyla sadaka ekonomisinde kıvranan, yoksulluğu gittikçe artan ama paketle, paket demokrasiyle onların oylarına, iradesine göz dikenlere karşı da bir tedbir geliştirmek lazım. Şimdi bu konuyu açıklığa kavuşturmakta yarar var. Burayı şereflendiren vatandaşlarımız olarak bir an düşünün. Yoksulluk devam ettiği sürece bunu kalıcı ve sürekli kılan insanlar kendi mutlu ve azınlık yandaşlarını sürekli yoksullar üzerinde beslemeye çalışır. Onun için yoksullukla mücadele onların programlarında yok. Ne var? Yoksulluğun kalıcı ve sürekli olarak devamı için yoksul vatandaşların yüksek sesle isyan etmelerini bastırabilecek bir uygulama ortaya koyuyorlar. İşte bu paket dağıtımı ve paket demokrasi olarak karşınıza çıkıyor.